Merhaba sevgili seyirciler. Bu videomuzda sizler için arkamda da görmüş olduğunuz Philips televizyonlarda bulunan televizyon kayıtlarını, televizyondaki yayınları USB'ye kayıt etme özelliğini anlatacağız. Bunun için Philips'in 4000 serisinden veya daha üstü 4000, 5000, 6000 gibi bir seriye sahip bir televizyonunuzun olması yeterli. Bu televizyonlar Smart TV Plus ya da Smart TV Premium kategorisinde, ki zaten bunlar da ürünlerin üzerinde belirtiliyor, olması yeterli. Böyle bir televizyonunuz varsa bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz ev ya da iş yerinizde fark etmez. Dijital kablolu yayın ya da dijital uydu yayını varsa cihazın üzerindeki uydu alıcıyı kullanarak televizyon yayınlarınızı USB'ye kayıt edebiliyorsunuz. Tabii bunun için bir de internet bağlantısı gerekiyor. Gelin hep beraber Philips televizyondaki arkamda görmüş olduğunuz seri 8000 serisine ait bir ürün var. Philips'in 8000 serisi bir televizyonda dijital uydu yayınını kullanarak televizyon kaydımızı nasıl yapılacağını adım adım gösterelim. Gerekli ayarları yapmak için ilk olarak televizyonumuzun internet bağlantısını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de ana menüden hemen hızlı bir şekilde ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlarda ağınıza bağlantı seçeneğe tıklıyoruz. Karşımıza kablosuz ya da kablo seçeneği geliyor. Eğer kablolu varsa kablolu bağlantı, kablosuzsa kablosuz seçiyoruz. Bizim burada kablosuz bağlantımız olduğu için kablosuz seçtik. Bize bir menü daha soruyor. Tarama bölümünü seçebiliriz. İstersek de VPS'le de yine hızlı bağlantı yapabiliriz. Biz taramayı seçtik şu anda. Evet, bulunduğumuz yerdeki kablosuz ağları görüyoruz. Bağlanmak istediğimiz ağı seçiyoruz ve standart bağlantısı, ki burada VPS'le seçebiliriz. Evet, şu anda şifremizi giriyoruz. Evet, şifremizi girdikten sonra sonraki komutuna bastığımız zaman bağlantı sağlanmış oluyor. Şifremizi girdikten sonra şu anda ekranımızda televizyonumuzun internete bağlandığını gösteriyor. Son dediğimiz zaman da bir sonraki menüyle artık internete girmiş olacağız. Evet, internet bağlantısını sağladıktan sonra küçük bir ayar yapmamız daha gerekiyor. Ayarlar menüsüne gireceğiz. Evet, ayarlar menüsünde TV ayarı bölümüne gireceğiz. Burada karşımıza görüntü, 3D, ses, ambilight ve genel ayarlar çıkıyor. Genel ayarlar menüsünden TV rehberi bölümünden internet seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Bu bize televizyonla televizyon yayınlarındaki bilgileri internetten almamızı sağlayacak. Bunu işaretledikten sonra çıkış yapıyoruz tekrar. Kanal bilgilerini internetten almayı, televizyona ayarlarını yaptıktan sonra İki şekilde bu bilgileri görebiliyoruz. Birinci yöntem, doğrudan doğruya bazı modellerde bulunan, kumandada bulunan guide tuşuna basmak. Evet, guide tuşuna bastığımız zaman karşımıza zaten bütün televizyon kanalları ve onlarla ilgili bilgilerin olduğu ana menüye ulaşıyoruz. Eğer böyle bir kumanda üzerinde böyle bir tuş yoksa yine ana menüden TV rehberi bölümüne gelerek de yine aynı bilgilere ulaşmamız mümkün olabiliyor. İnternet ve rehber ayarlarını yaptıktan sonra ihtiyacımız olan şey bir adet USB disk. USB diskin kapasitesinin en az 250 GB, yani içinde en az 250 GB'lık bir boş alan olması gerekiyor. USB diskinizin televizyon tarafından formatlanacağını unutmayın. Bu formatlama neticesinde bu diski başka bir cihazda kullanamıyorsunuz. Sadece ve sadece Philips televizyonunuzda daha önce kaydettiğiniz videoları izlemek için kullanacağınızı da belirtelim. USB diskimizi televizyona taktıktan sonra zaten bize ne yapmamız gerektiği konusunda yardımcı oluyor. Formatımızı da attıktan sonra hemen hızlı bir şekilde televizyona takarak USB diskimizi kullanmaya başlıyoruz. Gerekli ayarları yaptıktan sonra, yani burada internet ayarımızı yaptık, TV rehberimizi de televizyonumuza yükledikten sonra USB diskimizi de bağladık. Şu anda kayıt yapmaya hazırız. Kumanda üzerinde bulunan küçük kırmızı, daha doğrusu noktaya bastığımız zaman, yani kayıt tuşuna bastığımız zaman karşımıza bir menü çıkıyor. O an bir kanaldayken. Bu menü de aslında çok basit bir menü. Kaydın başlangıç saatini gösteriyor ve bitiş saatini burada işaretliyoruz. Diyelim biz burada bitiş saatimizi girdik. 17.25'ten 22.15'e kadar kayıt edeceğiz. Tamam dediğimiz andan itibaren kayıt yapılmaya başlanıyor. Kayıt yapılmaya başladıktan sonra bize ekranda bir uyarı da gösteriyor, kayıt başladı şeklinde. Yine ekranın sağ üst köşesinde kenarları yuvarlatılmış bir kare içinde yuvarlak kırmızı bir dairede yine o anda kayıt yapıldığını gösteriyor. Kapatabiliyoruz da kaydı istediğimiz noktada, diyelim 10 dakika sonra, 20 dakika sonra, ya da eğer o an evde yoksak ileri saatli kayıtlar da yapabiliyoruz. Bunun için de belli ayarlar yapmak gerekiyor, ondan da birazdan bahsedeceğiz. Bu kayıtları da istediğiniz zaman yine televizyonun ana menüsünden, kayıt özelliğinden veya rehberden de yine
hızlı bir şekilde TV kayıtlarını izleyip gösterebiliyoruz. Evet, şimdi kayıt işlemini durdurmak istediğimiz için pause tuşu, stop tuşuna bastık. Kumanda üzerinden bize hemen soruyor. Evet dersek, ki biz burada evet diyeceğiz, şu an kapatacak kaydı. Kayıt tamamlandı diye bilgisini de verdi. Yaptığımız kayıtları iki şekilde görebiliyoruz. TV rehberi bölümünden yine TV kayıt bölümüne girerek bakabildiğimiz gibi, yine televizyonun ana menüsüne girdiğimiz zaman kayıtlar bölümünden de bu kayıtları izleyebiliyoruz. Burada kaç tane kayıt varsa hepsini görebiliyoruz. Evet, kayıt menüsüne girdiğimizde kayıt ettiğimiz televizyonun internetten bilgileri alındığı için bütün o anki programın bilgilerini de yine buradan görebiliyorsunuz. 60'a aşkın kanalın rehber bilgilerini yine televizyon sayesinde alabilirsiniz ve bunları hızlı bir şekilde bakıp o an neyi kaydettiniz, diyelim 3-5 farklı bir şey kaydettiyseniz, kafanız karışmadan da yine bu özelliklerden görebiliyorsunuz. Kaydı şimdi izle diyebilirsiniz, oynat diyebilirsiniz veya sil diyebiliyorsunuz. Biz oynat diyelim, tekrar az önce kaydettiğimiz televizyon programını bu şekilde izliyoruz. Televizyon programı tabii istediğimiz zaman durdurabiliyoruz. İstediğimiz yerden de devam edebiliyoruz. Oldukça güzel bir özellik olduğunu da belirtmiş olalım. Yeri gelmişken belirtelim, bunu ileri zamanda yapabiliyorsunuz. Bunun detaylarını birazdan göstereceğiz. İleri zamanda televizyonun açık olmasına gerek yok. İnternete bağlı olması ve uydu bağlantısının sağlanmış olması, daha doğrusu televizyon bağlantısının sağlanmış olması da yeterli. Philips televizyonumuzda TV rehberi bölümüne geldiğimizde televizyonumuzdaki kanalları yaptığımız sıralamada görebiliyoruz. Bu sıralama üzerinde hangi kanalın o anda hangi yayın yaptığını, yayın yaptığı programla ilgili detaylı bilgileri de yine Philips bize sunuyor. Burada ulusal kanallar içinden 60'a aşkın kanalla ilgili bilgileri Philips sunucularından alabiliyoruz. Bu sayede, yani bunu daha önce yaptığımız ayarlarda, internet ayarları yardımıyla da zaten yapmıştık. Ve bu ayarları kullanarak da istersek bir haftaya kadar kayıt da yapabiliyoruz. Bunun için ana menüye, kayıt menüsüne girdiğimizde karşımıza çıkan tarih ve saat ayarlarını doğru şekilde yaparsak, televizyonumuzun standby konumunda olması ve internete bağlı ve uydu bağlantısının da yerinde olması kaydıyla istediğimiz gibi kayıtlarımızı da yapabiliyoruz. Bunun da önemli bir ayrıntı olduğunu da belirtmiş olalım. Kayıtlarda dikkat edilmesi gereken bir konu ise aynı zaman aralığında birden fazla kayıt programlamasının yapılmaması. Yani zaten eğer televizyon size bu konuda da uyarı veriyor, eğer aynı zaman aralığında birden fazla kayıt yapmak isterseniz ne yazık ki bunu yapamazsınız. Farklı zaman aralıklarında ise istediğiniz kadar, birbiriyle çakışmadığı sürece istediğiniz kadar televizyon kaydı yapabiliyorsunuz. Philips televizyonlarda ilginç bir özellik daha bulunuyor. O an dijital kanallardan aldığınız yayınları istediğiniz anda durdurabiliyorsunuz. 90 dakikaya kadar, burası çok önemli, bunun altını çizelim. 90 dakikaya kadar istediğiniz yayınları durdurabiliyorsunuz. Bunun için internet bağlantısına da gerek yok. Sadece USB diskinizin bağlı olması, az önce bunu anlatmıştık nasıl yapmanız gerektiğini. USB diskinin bağlı olması yeterli. Kumanda üzerinde bulunan pause tuşuna bastığımızda doğrudan doğru yayın duruyor ve 90 dakikaya kadar, diyelim bu anda bir kapı çaldı, bir dizi izliyorsunuz, bir film izliyorsunuz, kaldığınız yerden devam etmek istiyorsunuz, canlı yayını durdurarak istediğiniz yerden, kaldığı yerden devam etmesini de sağlayabiliyorsunuz. Hatta ileri geri almak da yine bu yayınlarda mümkün. Bunu da belirtmiş olalım.